Merhaba her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Merhaba Conan Bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim, iyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Şinasi tarafından yazılan ve görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını konu alan tiyatro eseri hangisidir? A. Şair Evlenmesi, B. Fazilet Eczanesi, C. Keşanlı Ali Destanı, D. Baykuş. Oldukça kolay bir soru. Cevap A şıkkı, Şair Evlenmesi. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir başlangıç yaptınız. Geçiyoruz 200 TL değerindeki diğer sorumuza. Sabahattin Ali tarafından yazılan hangi roman, Raip Efendi'nin resimde gördüğü Maria Purder ile tanışmasını ve birbirlerine aşık olmalarını konu alır? A. İçimizdeki Şeytan, B. Kürk Mantolu Madonna, C. Kaan'ı, D. Kuyucaklı Yusuf. Biraz düşünelim bakalım. Cevap B şıkkı, Kürk Mantolu Madonna. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrik ederim her şeyi bilen adam. Teşekkürler Conan Bey. Şimdi geçiyoruz 300 TL değerindeki sorumuza. Süreyya ve onun karısı Suat ve akrabaları olan Necip Bey ile aralarında geçen olayların anlatıldığı roman hangisidir? A. Böğürtlen, B. Aşk-ı Memnu, C. Eylül, D. Yaban. Yine kolay bir soru. Mehmet Rauf tarafından yazılan Eylül. Cevap C şıkkı. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi geçiyoruz 500 TL değerindeki sorumuza. Hangisi Benim Adım Kırmızı romanının baş kahramanlarından birisi değildir? A. Şeküre, B. Kara, C. Hasan, D. Binali Yıldırım. Cevap D şıkkı, Binali Yıldırım. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 1000 TL değerindeki sorumuza. Hangi romanın konusu Güllü adlı kızın Muzaffer Bey ile evlenerek hayatının değişmesi ve sonu hüsranla biten hanımlık yaşamıdır? A. Sarı Traktör, B. Yılanı Öldürseler, C. Hanımın Çiftliği, D. Ekmek Kavgası. Fazla düşünmeye gerek yok. Cevap C şıkkı, Hanımın Çiftliği. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Hangisi köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tamamen hakim olması üzerine bu duruma karşı bir isyan öyküsüdür? A. İnce Mehmet, B. Mai ve Siyah, C. Baba Evi, D. Aşk-ı Memnu. Biraz düşünelim bakalım. Cevap Yaşar Kemal'e ait olan İnce Mehmet, yani A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 4000 TL değerinde ve şöyle. Hangi romanda Karataş köyünde oğlu Karabayram, gelini Haççay'da yaşayan Irazcan'ın köy içerisindeki hiyerarşiye başkaldırışı anlatılır? A. Yılanların Öcü, B. Teneke,
C. Kuyucaklı Yusuf. D. Samamca. Cevap A şıkkı. Fakir Baykurt tarafından yazılan Yılanların Öcü. Eminim de son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. 8.000 TL değerindeki sorumuz geliyor şimdi. Hangi romandaki ana problem yerleşim yerine yakın yerlerde çeltik ekmek isteyen ağalarla buna karşı çıkan kişiler arasında yaşanır? A. Hanımın çiftliği. B. Kaan'ı. C. Karabibik. D. Teneke. Kolay bir soru. Cevap D şıkkı. Teneke. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 16.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Bir fikir romanıdır. Kültür değişimi gerçekleşmekte olan Türk toplumunun türlü sorunlarını saptamakta, onları yorumlamakta veya tartışmaya açmaktadır. A. Kiralık Konak. B. Bomba. C. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. D. Atilla. Biraz düşünelim bakalım. Cevap C şıkkı. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli roman. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanının baş kahramanlarından biri değildir? A. Mümtaz, B. Nuran, C. Şair Müştak, D. İhsan. Cevap C şıkkı. Şair Müştak, şair evlenmesine ait bir kahramandır. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti desek yeri var. Daha kullanmadığınız joker hakları da mevcut. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi geçiyoruz 64.000 TL değerindeki sorumuza. Alafranga yaşama özenen Şöhret Bey'in başından geçen gülünç olayların anlatıldığı roman hangisidir? A. Gulyabani. B. Şıp Sevdi. C. Şık. D. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Sorular biraz zorlaştı sanki. Ama cevap C şıkkı. Şık. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. Geçiyoruz 125.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Hangi tiyatro eseri Amerikalı petrol kralı karısı ve Çinli şakirin kişiliklerinde ilk defa Amerikalının şahsında sömürgeciliğin en ciddi eleştirisidir? A. Fazilet Eczanesi. B. Canlı Maymun Lokantası. C. Bir Kilo Namus. D. Sırat Köprüsü. Biraz düşünsem iyi olacak. Cevap B şıkkı. Güngör Dilmen'e ait olan Canlı Maymun Lokantası isimli eser. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 250.000 TL değerinde ve şöyle. Hangi oyunda Çin sarayından adam kaçırmak isteyen ve imparatorun kızına aşık olan bir Türk'ün kahramanlık hikayesi anlatılır? A. Esirler. B. Çürük Temel. C. Baykuş. D. Deli İbrahim. Biraz düşünelim bakalım. Cevap Sabahattin Ali'ye ait olan Esirler şıkkı olmalı. Cevap A. Eminim ve son kararım.
Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Rica ederim. Şimdi 500 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Osmanlı Devleti'nin müzakereyi imzalamasından 1920 ortalarında milli mücadelenin güçlendiği döneme kadar geçen olayları bir Osmanlı yüzbaşısı ve İttihat ve Terakki üyesi olan Yüzbaşı Cemil'in hikayesi üzerinden anlatan roman hangisidir? A. Devlet Ana, B. Yorgun Savaşçı, C. Ateşten Gömlek, D. Küçük A. Biraz düşünelim bakalım. Cevap B şıkkı. Yorgun savaşçı. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Kemal Tahir'e ait bu önemli romanı da anmış oldum. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Halit Ziya Uşaklıgil hangi romanında Servet-i Fünun şiirinin özelliklerini anlatmıştır? A. Aşk-ı Memnu, B. Mai ve Siyah, C. Sefile, D. Kırık Hayatlar. Biraz düşünelim bakalım. B şıkkı, mavi ve siyah. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine tüm soruları bildiniz. Hiç joker hakkı da kullanmadınız. Evet Konan Bey, gerek duymadım. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.